Yolumuz uzun bizim, hizmet var serde. Evvelallah buluruz dertlere çare. Kalplerimizin sesi kılavuzdur hep bize. Ne yollardan geçtik biz gönül gönüle. AK Parti ailesinin sevgili mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Yunus'tan ilham ile eğer söyleyecek olursak, bir idik, 21 olduk. Birbirimize kardeş olduk. Millete hizmetkar olduk. Yürüdük elhamdülillah. Vardığımız illere, yadellere, girdiğimiz yüce gönüllere sevgiyi, muhabbeti kalplere saçtık elhamdülillah. Dirildik, pınar olduk. İrkildik, ırmak olduk. Dünya ile yarışır olduk. Açtık elhamdülillah. Beri gel, kucaklaşalım. Uzak isek yakınlaşalım. Ülkemizi daha da büyütelim. Azmettik elhamdülillah. Evet. Bundan tam 21 yıl önce, bir 14 Ağustos günü, artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek, AK Parti'nin kuruluşunun müjdesini milletimizle paylaştık. Bizim önümüzü okuduğumuz bir şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere cevabımızı milletimizle birlikte AK Parti'yi kurarak verdik. Girdiğimiz ilk seçimde bizi %34 oyla iktidara getiren milletimiz bugüne kadar AK Parti'yi sandıktan hep %40 ile %50 arasındaki oy oranlarıyla birinci çıkarmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylamalarında bu oranlar %52'lere, hatta 2007'de olduğu gibi %69'lara kadar çıkmıştır. Gençler, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, sosyal açıdan en sıkıntılı döneminde AK Parti'nin kurucular kurulunda yer alarak bu büyük davaya omuz veren her bir kardeşime, şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.
kuruluşundan bugüne AK Parti çatısı altında görev yapmış. Oy vererek. Partimize destek olmuş her bir kardeşime, her bir vatandaşıma teşekkür ediyorum. Bu büyük aile içinde yer almış olup da dar-ı bekaya irtihal eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Son nefesine kadar bir büyük davanın bugünkü bayraktarı olan AK Parti saflarında sadakatle hizmet etme kararlılığında olan milyonlarla birlikte biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl Rabbim lütfederse bu defa partimizle ilgili yıl dönümünü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız. Her şey gibi bu büyük davanın mensubu olmak da bir nasip işidir. AK Parti kadroları olarak Rabbimizin bize bahşettiği bu nasibe hamd ederek kendi işimize bakacağız. Kendi sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmenin mücadelesini vereceğiz. Sizlerin de yakından bildiği gibi AK Parti 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla Türkiye'de yeni bir dönemi başlatmış, bu ülkeyi uçurumun eşiğinden kurtarmıştır. Bu sürenin yaklaşık 20 yılı da iktidarda geçmiştir. Milletin teveccühüne mazhar olarak hamdolsun asırlık eksikleri tamamlayarak geleceğin dünyasının altyapısını kurarak ülkemizi hep yukarıya taşıdık. Tüm ilçeleri, beldeleri, mahalleleri, köyleriyle her karışıyla 81 vilayetimizin her birine eserlerimizle, yatırımlarımızla, projelerimizle damgamızı vurduk. İnancımızın ve insanlığımızın gereği olarak yürüttüğümüz bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak inşallah taşlandıracağız. Türkiye 2023 vizyonunu artık demokraside ve kalkınmada eksiklerini tamamlama değil, siyaseti ve ekonomisiyle dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefi üzerine inşa etmektedir. Dışarıdaki hasımların, içimizdeki gafillerin bizi bu yoldan alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ülkemize eski Türkiye'nin hastalıkları, oyunları ve tuzaklarıyla irtifa kaybettirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Hele hele son günlerde neydüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin milletimizin birliğini, beraberliğini, ebedi kardeşliğini zedelemesine zinhar müsaade etmeyeceğiz. Eşrefi mahlukat olan insanı renginden, mensubiyetinden, kimliğinden dolayı hor gören Ebu Cehil zihniyetinden ülkemizi ve milletimizi ne pahasına olursa olsun korumakta
kararlıyız. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine değerlerimizi yücelterek, insanımızın kalbine girerek, kapı kapı dolaşarak muhalefetin yalan ve iftiraları karşısında hakkı hep yukarıda tutarak yapacağız. Kardeşlerim, ana kademeyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla şu kalan 10 ayda büyük bir gayretle koşmaya var mıyız? Var mıyız? Var mıyız? AK Parti'nin genel başkanından teşkilatlarına ve sadece sandıkta oy veren seçmenine kadar tüm mensupları işte bu büyük sorumluluğun vebalini üstlenmiştir. Genel merkezimiz tüm organlarıyla davamızın karargahıdır. İl başkanlarımız davamızın illerdeki sancak beyleridir. İl yönetimlerimiz partimizin sahadaki alperenleridir. Belediye başkanlarımız şehirlerimizin hizmet erleridir. AK Parti'de görev alan, üye olan her bir kardeşim kutlu mücadelemizin kendi mahallindeki temsilcileridir. Bu anlayışla tüm yol arkadaşlarımdan İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali benim olmadığım yerde kimse yoktur şuuruyla var gücüyle çalışmasını, çabalamasını bekliyorum. Gençler, unutmayın, omuzlarınızda ağır bir yük taşıyorsunuz. Sadece 85 milyonun değil, gönül coğrafyamızdaki 100 milyonlarca kardeşimizin de umudunu taşıyorsunuz. Helal rızık peşinde koşan emekçilerimizin, ülkeye hayırlı evlatlar yetiştiren anaların, hayatının baharındaki gençlerimizin, güneşin altında ter döken çiftçilerimizin, devlete hizmet eden kamu görevlilerimizin, el tetikte gözü ufukta nöbet bekleyen askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın, al bayrağımızı dünyanın dört bir ucunda gururla dalgalandıran resmi ve özel tüm temsilcilerimizin, ülkenin geleceğine yatırım yapan girişimcilerimizin ciğerparelerine kavuşmak için 1080 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin, gençler unutmayın, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran bu kahraman milletin, velhasıl 85 milyonla birlikte yüzlerce milyon dostumuzun da mesuliyetini taşıyorsunuz. Her birinizin attığı her adımda, yürüttüğü her faaliyette bu şuurla hareket ettiğine yürekten inanıyorum. Hep söylediğim gibi, bizim bu ülkeye daha yapacak çok işimiz var. Bizim bu millete getirecek daha çok hizmetimiz var. Bizim evlatlarımızın geleceğinin inşasında atacak daha çok adımımız var. Bizim Orta Asya'dan Balkanlara,
Afrika'dan dünyanın dört bir yanına kadar gözünü ve kalbini Türkiye'ye yöneltmiş, 100 milyonlara verecek daha çok umudumuz var. Bizim maziden atiye kurduğumuz köprümüzü uzatacak daha çok yerimiz var. Hazır mısınız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Evet, bu yolda yapacak çok işimiz var. Cumartesi günü önce Çorum'daydık. Oradan Hacı Bektaş'a geçtik. Hacı Bektaş'ta olunur da şu söz söylenmez mi? Bir olduk. İri olduk. Diri olduk. Kardeş olduk. Hep birlikte Türkiye olduk. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarıldığımız müddetçe Allah'ın izniyle bunların hepsini de hayata geçireceğiz. AK Parti'nin bundan sonraki yıl dönümlerini işte bu adımların eşliğinde daha büyük bir gururla, daha büyük bir sevinçle, çok daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Çünkü biz bu yüce milletin sinesinden doğmuş, onun gösterdiği istikamet dışında hiçbir yola tevessül etmemiş, kaderini onunla bütünleştirmiş bir hareketiz. Herkes gibi biz de bir gün bu fani alemden göçüp gideceğiz. Ve kardeşler, malum 2 metreküplük bir mezar bekliyor bizi. Ve geride tıpkı bugün bizim ecdada yaptığımız gibi nesiller boyunca hep hayırla yad edilmemizi sağlayacak eserler, hizmetler, başarılar, zaferler bırakmış olmayı ümit ediyoruz. Maşallah. Buyurun. Konuşuyorlar. İşte gençlik burada. Ben de bu gençliğimizle iftihar ediyorum. Rabbim nazardan saklasın. Çok gayret edeceğiz. Çok çalışacağız. 2023 gençliğimizin patlama yılı olacak. Sizlerin de her birinizin aynı hissiyatı taşıdığından zerre kadar şüphem yok. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim hepimize rıza-i ilahi yolunda daha çok çalışmak için güç, kuvvet, azim versin. Değerli kardeşlerim, AK Parti ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamlamakla kalmayıp 20. yüzyılın ilk çeyreğinin kalıplarına sıkışıp kalan Türk siyasetini de 21. yüzyıla taşıma başarısını göstermiştir.
Her ne kadar birileri hala ülkemizi 20. yüzyılın yoksulluğu ve yoksulluğu körükleyen, hak ve özgürlüklere düşman, milletin değerlerine husumet besleyen, eser ve hizmet düşmanı, manda ve onun gölgesi, vesayet özlemcisi, kavgadan, kamplaşmadan, çatışmadan beslenen, dünyadan kopuk, vizyonsuz, hedefsiz, muhabbetsiz, gençler, hiçbirimizin hatırlamak bile istemediği puslu iklimine geri döndürmek istiyorsa da inşallah bunu başaramayacaklar. Ülkeyi yönetme müktesebatları 1940'ların tek parti faşizminden iktidara gelme pratikleri 27 Mayıs darbesinden ibaret olanların çırpınışları boşunadır. Şahsi hırslarının ürünü ajandaları sebebiyle bunların kurduğu masaya payanda olanlara ise biz sadece acıyoruz. Biz Türkiye'yi bir asır öne çıkarmaya çalışırken bir asır geriye götürmeye kalkanlara dünyayı tersine döndüremeyeceklerini beraberce göstereceğiz. Esasen bizim 2023 hedeflerimizin karşısına tek parti CHP'si devrinin zulüm ve sefalet uygulamalarının güzellemeleriyle çıkanlara artık kimse itibar etmiyor. Yine bizim 2053 vizyonumuzun karşısına inşa ettiğimiz eserleri yıkma, yaptığımız hizmetleri tersine döndürme vaadiyle çıkanlara kimse kulak vermiyor. Tek sermayesi AK Parti, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan husumeti olanlar sadece her tarafı buram buram manipülasyon kokan sosyal medya mecralarında ve Türkiye düşmanı çevrelerde revaç buluyor. Tabii bir de bunların yanında PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleriyle bunların sivil görünümlü uzantıları var. Gençler, milletimizin iradesini sandığa yansıtırken gözettiği ölçüler unutmayın çok başkadır. Milletimiz sandığa gittiğinde önce bugüne kadar ülkeye kazandırılan eserlere ve hizmetlere bakacaktır. Eğitimde AK Parti iktidarı neler yaptı? Sağlıkta neler yaptı? Adalette neler yaptı? Öyle mi? Bunun yanında ulaşımda neler yaptı? Tarımda neler yaptı? Dış politikada neler yaptı? A'dan Z'ye bütün bunları benim milletim gözden geçirmeyecek mi? Geçirecek. Ardından kendisi ve evlatları için en iyi geleceği kimin hazırlayacağına bakacaktır. Kardeşlerim, bir gençlik için en önemli olan nedir? Birinci derecede eğitim, öğretimdir. Bunu başarıyla Türkiye'de gerçekleştiren hangi iktidar olmuştur? Biz olduk biz. Ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum. Kardeşlerim, ben 75 kişilik sınıflarda okudum. Aynı dönemde 100-110 kişilik sınıflarda
okuyanlar vardı benim bu topraklarımda. Şimdi ise elhamdülillah 20 kişi 15 kişilik sınıflarda yavrularımız eğitim öğretim görüyor. 76 üniversiteyle devraldık. Ama şu anda 208 üniversite var. 81 vilayetimizin tamamında üniversitesi olmayan ilimiz kaldı mı? Kalmadı. Ama bu CHP faşist zihniyeti ne diyor? Bu kadar üniversiteye ne gerek var? Bunların mantığı, mantalitesi bu. Yanılmıyorsam Tatlı Ses'e sormuşlardı. Siz hangi üniversiteyi bitirdiniz? Veya Şanlıurfa'da üniversite olarak ne vardı? Oxford vardı da okumadık mı demişti. Şimdi biz işte bunu kimseye dedirtmek istemiyoruz. Hakkari'de de üniversite var. Şırnak'ta da üniversitemiz var. Iğdır'da da üniversitemiz var. Hangi ilimiz olursa olsun hepsinde elhamdülillah üniversitemiz var. Ve artık öğrencilerimizin ayağına profesörlerimiz geliyor, doçentlerimiz geliyor ve onlara bulundukları illerde dersini veriyor. Bunu biz hallettik, biz. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, eğitimde bu adımları atarken sağlıkta ne yaptık? Bak şu anda 19 tane dev şehir hastanemiz var. Şu anda hastanelerimizin olmadığı il ve ilçeler kalmadı. Ve derdimiz ne? Derdimiz istiyoruz ki hiçbir ilimizde bu sıkıntı yaşanmasın. Şimdi Ankara'da önümüzdeki aya inşallah yetişecek. Evet, ikinci şehir hastanesini de açıyoruz. İstanbul'da zaten malum Çamsakura şehir hastanemiz var. Ama bunun yanında Ataköy Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de de yine aynı şekilde evet 3 ayda bitirdiğimiz şehir hastanelerimiz var. Bunları biz yaptık. Bu tür hizmetleri yapmak AK Parti'ye yaraşır. Eğitim araştırma hastanelerimiz aynen devam ediyor. Ve açtığımız toplamda 19 şehir hastanesinin 25.298 yatak kapasitesi var. Sayın Kılıçdaroğlu, sen bu ülkede Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başındaydın. Allah aşkına çık da de ki ya şu hastaneyi de ben yaptım, ben bitirdim de ya. O dönemde hastanelerde maalesef Savaş Ay'ın o meşhur programında adeta dalga geçer gibi bununla dalga geçiyordu. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü'ndeki evet o kurumu çökertmesi yeter. Gençlik ve sporda gençlik merkezi sayımızı 9'dan 412'ye,
spor tesisi sayımızı 1575'ten 4133'e, yüksek öğrenim yurt yatak kapasitemizi ise 182.000'den 746.000'e çıkardık. Son 20 yılda 539 milyar liranın üzerinde sosyal yardım yaptık. Adalet hizmetlerinin daha iyi yürümesi için 276 yeni hizmet binası inşa ettik. Hakim ve savcı sayısını 9.000'den 23.000'e yükselttik. Terörle mücadeleyi sınırlarımız dışına taşıyarak, organize suç örgütlerinin başını ezerek, asayişten uyuşturucuya, uyuşturucuyla mücadeleye, tüm emniyet hizmetlerinin etkinliğini artırarak vatandaşlarımızın huzurunu sağladık. Gençler, şunu iyi bilmenizi istiyorum. Göreve geldik. Ulaştırmada 6101 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi 28.700 kilometre bölünmüş yola sahibiz. Bakın gençler, şunları iyi bilin. Şunları iyi bilin. Ve bunları bilmeyen gençlere de anlatın. 1714 kilometreden devraldığımız otoyol uzunluğumuzu 3532 kilometreye çıkardık. Karayolu tünel sayımız 83'lü 468'e. Karayolu tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 661 kilometreye. Köprü ve viyadük uzunluğumuz 311 kilometreden 729 kilometreye ulaştı. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız ulaştırma eserlerimizden bazıları şunlar. Köprülerde Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, Adıyaman Nisipi, Elazığ Ağın, Tohma, Hasankeyf 2, Çanakkale 1915. Gençler, tünellerde ne yaptık biliyor musunuz? Bolu Dağı, Avrasya, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, İzmir Konak, Erkenek, Can Kurtaran, Sabuncubeli, Oit, Kızılcahamam, Çerkeş, Salara, Pirinkayalar. Otoyollarda İstanbul, Bursa, İzmir, Kuzey Marmara, Menemen, Ali Ağa, Çandarlı, Ankara, Niğde, Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe. Havalimanlarından, dikkat edin bu da çok önemli. Kaç havalimanından devraldık? Değerli kardeşlerim, 26 havalimanından devraldık. Şimdi havalimanlarımızın sayısı, evet, 56'ya ulaştı. Bak nereden nereye? Daha devam ediyor. Açılışlarını yapacağımız havalimanları var. Havalimanlarından hızlı tren projelerine, banliyö hatlarından metrolara kadar burada saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimizle ülkemizin 81 şehrine mührümüzü vurduk. Şehircilikte bugün Türkiye genelinde 452 millet bahçesi yapıyoruz. Bunlardan 137'sini tamamlayarak hizmete sunduk. Kalan millet bahçelerimizde ise çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi geldim Toki kanalıyla ülkemize tam 1 milyon 170 bin konut ve iş yeri ile beraber içerisinde stadyum, hastane, okul, öğrenci yurdu bulunan toplam 25 bin sosyal eser kazandırdık. Buradan şimdi bir müjde veriyorum. Ekranları başında bizi izleyen milletimize sesleniyorum. Evet. Toplu konut idaresinden
Milletimiz konut almaya hazırsa, evet, Çevre Şehircilik Bakanlığımız olarak süratle bu konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız. Bunu da biz yaparız. Ve tarımsal gayri safi milli hasılamızı 2002'de 37 milyar seviyesinden geçtiğimiz yıl 407 milyar liraya çıkardık. Baraj sayımızı 276'dan 930'a, içme suyu tesisi sayımızı 84'ten 370'e, taşkın koruma tesisi sayımızı 5000'den 10.267'ye, sulamaya açılan arazi miktarını ise yaklaşık 5 milyon hektardan yaklaşık 7 milyon hektara yükselttik. İhracatımızı 36 milyar dolardan aldık. 2021 yılında 225 milyar dolara, şimdi ise 250 milyar dolar sınırına ulaştırdık. Savunma sanayi projelerimizin bütçesini 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara çıkardık ve dünyanın önde gelen kara, hava, deniz platformları satıcılarından biri haline geldik. Ülkemizin dört bir yanında 142 yeni organize sanayi bölgesi, 25 endüstri bölgesi, 87 teknopark kurduk. Uzay yarışındaki yerimizi almak için ajansımızı faaliyete geçirdik. Yerli elektrikli otomobilimizin üretim süreci devam ediyor. Evet, TOGG hazır. 29 Ekim 2022'de Türkiye'nin otomobilinin Gemlik fabrikasının resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme törenini yapacağız. 2023'ün ilk çeyreğinde otomobilimizi yollarda görmeye başlayacağız. Enerjide toplam kurulu gücümüzü 31.846 megawatttan 102.000 megawatt seviyesine getirdik. Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervini keşfettik. 2023'ün ilk 3 ayında günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız. 4. sondaj gemimiz olan Abdülhamit Han'ı da geçtiğimiz hafta Akdeniz'deki görev yerine uğurladık. Turizmde salgın şartlarına rağmen geçtiğimiz yıl turist sayımızı 30 milyonun üzerine, turizm gelirimizi 24,5 milyar dolara çıkardık. Bu yıl inşallah çok daha yüksek rakamlara ulaşacağız. Kardeşlerim, gördüğünüz gibi ne kadar özetlersek özetleyelim, ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetler saymakla bitmiyor. Şehirlerimize yaptığımız ziyaretlerde de benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Programlarımızın bir bölümünü şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlere ayırmaya özel gayret gösteriyoruz. Ama çoğu zaman onları da anlatmakla bitiremiyoruz. Hamdolsun böyle bir derdimiz, böyle bir sıkıntımız var. Ya bir de milletimize söyleyecek sözümüz, anlatacak eser ve hizmetimiz olmasa da birilerinin yaptığı gibi kuru gürültüyle, havanda su dövmeyle, avara kaslak gibi boş konuşmakla vakit geçirseydik halimiz nice olurdu. İşte o zaman halimiz yaman olurdu. Esasen bugün sizlere Türkiye Ekonomi Programı üzerinde ayrıntılı bir değerlendirme yapmayı da planlıyorduk. Ancak vakit epeyce geçti. İnşallah bu değerlendirmeyi bir başka programda sizlerle
ve milletimizle paylaşacağız. Sadece şu kadarını söylemekle yetineyim. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayanan ekonomi programımız gayet sağlam bir teorik zemine, bütüncül bir yapıya, gerçekçi bir uygulama planına sahiptir. Dünyadaki değişimleri, ülkemizin her alanda kat ettiği mesafeyi, küresel krizlerin önümüze getirdiği fırsatları göremeyenler, bugünkü Türkiye'ye artık sahiplerinin bile vazgeçtiği 40 yıl, 70 yıl öncesinin kabulleriyle bakıyorlar. Halbuki bugün dünya ve Türkiye, bırakınız o kadar eskileri, 10 yıl öncesine göre bile çok farklı bir yerde bulunuyor. Bizim uyguladığımız ekonomi programı geçmişin değil, geleceğin üzerine kuruldu. Esasen dünyada her ülkeye uyacak tek tip bir ekonomi modeli yoktur. Her ülke bizim de yakından takip ettiğimiz genel yaklaşımlardan istifadeyle kendi şartlarına, imkanlarına, ihtiyaçlarına, hedeflerine göre kendi ekonomi programını geliştirir ve hayata geçirir. İşte şimdi biz ne diyoruz? Kur garantili, evet, milli paradan bahsediyoruz. Ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları bu gerçekleri bildikleri halde sahiplerine yaranmak için programımızı kötülerken, bir kısmı cehaletleri sebebiyle bize kör düşmanlık yapıyor. Ellerinde sadece çekici olduğu için her şeyi çivi gibi görenler misali, bildikleri tek ekonomi teorisiyle Türkiye'yi değerlendirmeye, özellikle kendi kısır dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz. Şimdi hazır mıyız? Kardeşlerim, şurada önümüzde 9 ayımız var. Bu 9 ay içerisinde kardeşler olarak tekrar ediyorum. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de konuşmalarından dolayı AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Yolumuz uzun bizim, hizmet var serde. Evvelallah buluruz dertlere çare. Kalplerimizin sesi kılavuzdur hep bize. Ne yollardan geçtik biz gönül gönüle. Mazlumla hep yoldaş olduk, muhabbet sevgi yoğurduk. El ele bindik durduk, hep beraber bir olduk, 21 olduk. Hey! Mazlumla hep yoldaş olduk, muhabbet sevgi yoğurduk. El ele dimdik durduk, hep beraber bir olduk, 21 olduk. Şimdi bir olduk, 21 olduk. İşte davasına dalmış bir ömür, milletine sevdalı bir gönül. İşte teşkilat, işte Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Yolumuz uzun bizim, hizmet var serde. Evvelallah buluruz dertlere çare. Kalplerimizin sesi kılavuzdur hep bize. Ne yollardan geçtik biz gönül gönüle. Millete hep yoldaş olduk, muhabbet sevgi yoğurduk. El ele dimdik durduk, hep beraber bir olduk, 21.
İşte teşkilat, işte ardından yol yürümekten onur ve gurur duyduğumuz liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumla hep yoldaş olduk, muhabbet, sen sevgi yok. Yürü Cumhurbaşkanım, biz ardından sel oluruz. Sen yürü, ardından dağlar yürüsün. Ardından asırlar, çağlar yürüsün. İşte teşkilat, işte Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan.